Bir son dakika gelişmesi, son dakika açıklaması var arkadaşlar. Bir emekli zirvesi gerçekleşecek AK Parti'de. Açıkçası birkaç gündür işte en düşük emekli maaşına yapılacak artışla ilgili AK Parti'den sinyaller, açıklamalar geliyordu. Bugün açıklama geldi. AK Parti grup toplantısı vardı bugün. Ancak grup toplantısı kapalı grup toplantısıydı. Kapalı grup toplantısında Abdullah Güler bir açıklama yaptı ve Güler asgari ücretle ilgili herhangi bir aradan çalışması olmadığını belirtmekle birlikte bugün ya da yarın emeklilerle ilgili bir zirve gerçekleştireceklerini, daha doğrusu bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade etti. Peki kimler olacak bu toplantıda? Mehmet Şimşek olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olacak toplantıda. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş ve Abdullah Güler de bu toplantıya eşlik edecekler. Emekliler açısından son derece önemli bir toplantı. Çünkü bakın, en düşük emekli maaşına artış olacak açıklamasından sonra 12 bin ya da 12 bin 500 lira olacağı söyleniyor en düşük emekli maaşının. AK Parti içerisinden gelen kulis bilgileri de bu yönde. 12 bin 12 bin 500 bandına çıkarılacak en düşük emekli maaşı. Ancak sesler yükselmeye başladı. Haklı olarak sesler yükselmeye başladı. Hatta birazdan sizinle paylaşacağım arkadaşlar. AK Parti'den, AK Parti'ye yakın isimlerden de tepki geldi en düşük emekli maaşı artışına. En düşük emekli maaşı artışı 12 bin lira ya da 12 bin 500 lira olursa ne olur? Bunun üzerinde maaş alan, 12 bin liranın üzerinde, 12 bin 500 liranın üzerinde maaş alan fazla prim ödemiş, hem işte tavandan prim ödemiş hem de gün sayısı olarak fazla prim ödemiş emekliler ne olacak? Büyük bir adaletsizlik olmayacak mı diye AK Parti içerisinden de tepkiler geldi, emeklilerden de tepkiler geldi. Dolayısıyla bu toplantıda en düşük emekli maaşının 12 bin 12 bin 500 bandına çıkarılması görüşülecek. Ancak bir seyyanen zammın da gündeme geleceği gelen bilgiler arasında. Bütün emeklilere bir seyyanen zam gelme olasılığı var bu toplantıda. Peki nasıl olacak? 12 bin lira, 12 bin 500 lira bandına çıkarıldıktan sonra 2000 lira seyyanen zam yapılması gündemde. Bütün emeklilere mi yapılacak bu 2000 lira seyyanen zam, yoksa en düşük emekli maaşı artışını verdikten sonra diğer 12 bin 12 500 lira üzerinde kendi kök maaşı 12 bin 12 500 lira üzerinde olanlara mı sadece bir seyyanen zam yapılacak? Net olarak bu konuda bir bilgi yok. Ancak dediğim gibi bir seyyanen zammında bu önemli toplantıda konuşulacağı gelen bilgiler arasında. Bir faktörde baktığınız zaman bu toplantı çok önemli bir toplantı. Bugün ya da yarın gerçekleşecek en düşük emekli maaşı konusunun bu toplantıda işte bir sonuca bağlanıp Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye döndükten sonra masasına konulması bekleniyor. Cuma günü de öğretmenlerle ilgili bir yasa geçecek meclisten. Öğretmenlik meslek kanunu geçecek ve öğretmenlik meslek kanununa bir ek madde olarak eklenmesi, emeklilerle ilgili yasanın da bir ek madde olarak eklenmesi ve cuma gecesi, en geç cuma gecesi meclisten geçmesi bekleniyor. Bu durumda Temmuz ayı maaşlarına yansıması çok olası. Ancak tabii diyorum ya, gelişmeler ne gösterecek? Bu birkaç gün içerisinde, bu toplantı bugün ya da yarın yapılacak. İşte yarın Erdoğan döndükten sonra hemen masasına konup hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne cuma günü gelirse yetişir. Ama yetişmezse bu durumda bir sonraki, yani Ağustos ayı maaşlarına yansır ek maaş zamları gibi görünüyor. Burada bu noktada önemli olan bir seyyanen zammın gelip gelmeyeceği, bütün emeklilere gelip gelmeyeceği, özellikle bunu bekliyoruz. Elbette ki sadece en düşük emekli maaşına yapılacak bir artış tek başına kabul edilemez arkadaşlar. Bunu sıklıkla hem sosyal medyada hem de her yerde dile getiriyoruz. Bakın, AK Parti'den de önemli kişilerden, AK Parti'ye yakın gazetecilerden, AK Partili isimlerden tepkiler geliyor. Onlardan bile böyle tepkiler geliyor dedik. Mesela Cem Küçük, hepinizi yakından tanıyorsunuz Cem Küçük'ü artık. Ne diyor? Diyor ki, AK Parti emekli işinde çözümsüzlük çözümdür anlayışını, bakın ne kadar önemli bir cümle. AK Parti
emekli işinde çözümsüzlük çözümdür anlayışını benimsemiş gözüküyor. Enflasyon farkları ortaya çıktı. Bunun emekli maaşlarına nasıl yansıyacağı muamma oldu. 12 bin, 15 bin lirayı anladık. Onlara %25 yansıyacak. Peki kök maaşı 8 bin, 9 bin olanlara ne olacak diyor Cem Küçük. Bir yetkili çıkıp da bir şey söylemedi. En son AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir çalışma yapılıyor dedi. En düşük maaş alan sayı aşağı yukarı 1 milyon 800 bin. Hadi diyelim 2 milyon kişi 2 bin lira zam alsalar aylık 4 milyar, yıllık 48 milyar eder. Bunu hesaplaması zor mu diye X hesabından paylaşmış. Çok önemli. Niye önemli? Diyorum ya, AK Parti'ye yakın gazeteci ve isimlerin bile buna tepki göstermesi AK Parti'yi de hareketlendirdi gibi gözüküyor. Şimdi bir önemli isimden daha bu anlamda tepki var. Onu da hemen sizlerle paylaşayım. Savcı Sayan. Savcı Sayan ne diyor mesela? Yine bakın, AK Parti artık kendi kendini eleştirmeye başladı. Buyurun, hemen paylaşıyorum. Savcı Sayan'ın tweet'i şu ekrana getireyim. Diyor ki Savcı Sayan, fakire vergi, zengine övgü bizi felakete götürecek. Kendimize gelelim beyler. Çayın 50 kuruşa satıldığı yerlerden oy alarak iktidar olduk. Şu anda çayın 50 liraya satıldığı yerlerde oturmuş, çayın 50 kuruş olduğu yerlere uğramadığımız gibi o insanları da hakir görüyoruz. Çayın 50 kuruşa satıldığı yerlerdeki vatandaşlar imkansızlıktan dolayı çayın 50 liraya satıldığı yerlere gidip derdini bize anlatamıyor. Bizse onlara gitmiyoruz. Peki bu kafayla seçim kazanabilir miyiz? Bunun cevabını bulamazsak, buldurmazsak iktidarı kaybedeceğiz. Bizim rakibimiz muhalefet değil, halk muhalefete hiç güvenmiyor. Bizim rakibimiz kendi davranışlarımız, kendi vurdumduymazlığımız, geldiğimiz yeri unutmamız. Halka ekmek yerine pasta ikram etme moduna geçmemiz. Makam, mevki ve paraya doymuşluğumuzdan dolayı sırtına basarak iktidar olduğumuz insanların yanına bir daha uğramaz olmuşuz. Bazı bürokratlarımızın ve bazı siyasilerimizin burnu bir karış havada. Halka maraba muamelesi yapıyorlar. Fakirden alıp zenginlere yaslanmak ülkeyi kurtaramayacağı gibi gün gelecek reisin oyu da bizleri kurtaramayacaktır. Şımarmışız beyler, şımarmışız. Bakın, çok ağır ve sert bir eleştiri Savcı Sayan'dan, AK Partili Savcı Sayan'dan. Şımarmışız beyler, şımarmışız diyor. Kendinize gelin beyler. Halk yorgun, halk bitkin, halk çaresiz. Bu asil halk ülke ve bayrak hatırına, Orta Doğu'nun diğer ülkelerine benzememe hatırına susuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiğinden dolayı hala sabrediyor. Teşhis bu, tedaviyi yetkili arkadaşların bulacağı umuduyla kalın sağlıcakla diyor. İşte bakın, artık hani bazı şeylerin hakikaten dayanılacak noktayı geçtiğini, zaten halk çok yakından biliyor, takip ediyor, yaşıyor. AK Parti'ye oy vermiş seçmen bile Savcı Sayan'ın altını çizerek vurguladığı bu şımarmışız beyler kısmını çok net bir şekilde yaşıyor. Dolayısıyla iyi bir öz eleştiri, ciddi bir uyarı Savcı Sayan'dan, yine aynı şekilde Cem Küçük'ten iyi bir uyarı, ciddiye alınması gerekiyor. Ciddiye aldığını da AK Parti'nin bunu bir anlamda kısmen işte bugünkü Abdullah Gülen'in yapmış olduğu açıklamadan görebiliriz. Dediğim gibi bugün veya yarın AK Parti'de bir zirve gerçekleşecek, emekli zirvesi gerçekleşecek arkadaşlar. Ve bu emekli zirvesinde ne konuşulacak? Tabii ki emekli konuşulacak, ama burada önemli olan en düşük emekli maaşı artışı değil. Bunun altını ısrarla çiziyoruz, vurguluyoruz, söylüyoruz. Bütün emeklilerin kök maaşına seyyanen bir zam yapıp bu seyyanen zamla kök maaş uygulamasını ortadan kalkmak, öyle kaldırmak, öyle 2-3 bin lira da değil. En az 10 bin, 13 bin, 14 bin lira bir seyyanen zam yapıp kök maaş uygulamasını ortadan kaldırmak, sonra da bir intibakla herkesin ödediği prime göre maaş almasını sağlamak en büyük adalet olacaktır. Gerçekten de adaleti sağlayacaktır. Bu toplantıdan ne çıkacak göreceğiz.
şu net ki en düşük emekli maaşına bir artış çıkacak. Büyük bir ihtimalle de Temmuz maaşlarına yetişecek. Ama en düşük maaşın üzerinde 10 bin liranın üzerinde maaş alan, şimdi 12 bin lira ya da 12 bin 500 lira olursa onun üzerinde maaş alanların suçu ne? İktidar eğer yüksek prim ödeyenleri cezalandırırsa, yüksek prim ödeyenlere herhangi bir ekzam, refah payı vermezse o zaman kayıt dışılığı körüklemiş olmaz mı? Sayın Mehmet Şimşek sürekli işte kayıt dışılıkla mücadele ediyoruz, etmeliyiz diye açıklamalarda bulunuyor. Ama bu şekilde kayıt dışılıkla mücadele edilemez. Çünkü insanlar bundan sonra zaten işte herkesle aynı maaşı alacağım, taban maaşı alacağım, en düşük emekli maaşını alacağım ki bu o yöne doğru gidiyor. Herkesin aynı maaşı almasına doğru gidiyor. Aynı maaşı alacağım. O halde neden yüksekten prim ödeyeyim ya da daha kötüsü neden SGK'ya prim ödeyeyim, neden devlete para vereyim diye düşünebilir ve hiçbir şekilde prim ödemeden kaçak çalışmaya başlayabilir. Bu doğru bir şey mi? Elbette doğru değil kayıt dışı çalışma. Ancak insanlar da böyle düşünmekte haksızlar mı bu durumda? Bunu da iktidarın kendisinin sorgulaması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu toplantıyı sabırsızlıkla bekliyoruz tabii ki. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek ve ondan sonrasında hep beraber birkaç gün içerisinde artık bu netleşmiş olacak. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte Ağustos ayına kadar çalışması da gündemde. Ama dediğim gibi bu karar, emeklilerle ilgili olacak bu karar, Cuma günü, en geç Cuma günü görüşülecek öğretmenlik meslek kanununa bir ek madde olarak konulara Cuma gecesi meclisten çıkması bekleniyor.